Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Ekim 2020 Pazar. Arkadaşlar, Mersin son zamanlarda bayağı bir serinledi, özellikle gece saatlerinde bayağı bir serin oluyor. Gece üşüyoruz artık arkadaşlar. Gerçekten üşümek çok güzel bir şeymiş ama gündüz hala çok sıcak. Ve maalesef ki sıcaklıklar artmaya devam edecek arkadaşlar. Hemen şimdi hava durumuna geçelim isterseniz. Daha doğrusu öncesinde size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. 400 aboneye neredeyse ulaştık arkadaşlar. 399 aboneyim şu anda. Aboneyiz şu anda. Belki de 400 olmuştur, bilmiyorum. Bakmamıştım en son. Yani daha doğrusu bu sabah 399'du. Şu an hava kararıyor. Şöyle göstereyim. Hava açık. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. 1000 abone olunca inşallah canlı yayın açacağım. 1000 abone olunca. Daha doğrusu 1000 abone olduktan sonra haftada bir kez falan böyle canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Topluluk kısmında anketler falan yayınlamayı düşünüyorum inşallah. Çünkü abone sayımız 1000 olunca topluluk kısmı açılıyor. Bir de canlı yayın hakkımız geliyor arkadaşlar. O yüzden 1000 aboneyi olmak çok istiyorum. İnşallah oluruz. Arkadaşlar, bir de 400 abone olunca 400 aboneye özel ne videosu çekeyim arkadaşlar? Siz karar verin. Ama öyle zor videolar söylemeyin çünkü yapamam. Okulum var maalesef. Bu sene öyle YouTube'la çok ilgilenmeyeceğim arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Neyse, hava durumuna geçelim. Arkadaşlar, havalar ısınacak demiştim. Evet, maalesef havalar ısınacak arkadaşlar. Bu hafta itibariyle, hafta pazartesinden itibaren havalar ısınmaya başlıyor arkadaşlar. Özellikle batı ve güney kesimlerimizde, Marmara, Batı Karadeniz'e kadar hava sıcaklıklarının arttığı gözlenecek arkadaşlar. İstanbul 30, yer yer 35 derecelere kadar çıkacak arkadaşlar. Ege bölgesinde özellikle arkadaşlar. Ekim ayı rekor sıcaklıklar kırılabilir Ekim ayı için arkadaşlar. Ege bölgesinde, İzmir çevrelerinde özellikle arkadaşlar. Dikkat diyelim. Bununla birlikte hafif güneyli rüzgarlarla birlikte çölden toz bulutları gelecek maalesef arkadaşlar. Yarından itibaren tozlar başlıyor arkadaşlar. Yaklaşık 3-4-5 gün falan sürmesi bekleniliyor arkadaşlar. Size şunu da söyleyeyim arkadaşlar, hani okulun falan var ya arkadaşlar, hava durumuna fazla bakamıyorum. Bazı şeyleri yanlış söylüyor olabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Doğu Akdeniz'de arkadaşlar havalar bu şekilde devam edecek, ancak perşembeden itibaren Doğu Akdeniz'de de ısınmalar başlıyor arkadaşlar. Yer yer 40 derecelere çıkacak Doğu Akdeniz değil arkadaşlar. Hani sıcak hava dalgası gelecek dedim ya, Ege'de, Akdeniz'de yer yer 40 dereceler gözükecek arkadaşlar, dikkat diyelim. İstanbul yer yer 35 derecelere kadar çıkabilecek arkadaşlar. Aman dikkat diyelim sıcak çarpmalarına karşı. Resmen yaz Ağustos ayındaymış gibi olacak arkadaşlar maalesef. Geçen sene de Ekim'in başlarında bu şekilde bir gelmişti, hatırlıyorum arkadaşlar ki. Hatta Kasım'ın başlarında biz kısa kolluyla geziyorduk Mersin'de. Bu sene ne olur artık bilmiyorum arkadaşlar. Allah hayırlısını versin inşallah. Petunyamı da göstermiş oldum. Artık son zamanları. Peki arkadaşlar, yağış var mı derseniz, 10 Ekim'den itibaren yağışlar vardı geçen hafta. Şimdi bir kaybolur gibi oldu. Yağış olacak bu kesin, net değil arkadaşlar. Ancak şunu söyleyebilirim. Bu hafta içinde yurdumuzun yaklaşık %80'lik bir kısmında yağış
beklenilmiyor arkadaşlar ama belki sürpriz falan olur. Belki yağar, Allah bilir artık arkadaşlar. Yağış tek Karadeniz kıyılarında, İstanbul, daha doğrusu Marmara'nın Karadeniz kıyı kesimlerinde, bir de Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış ihtimali var arkadaşlar. O da gün gün, yani tam tarihi de belli değil. Özellikle bu haftanın sonlarına doğru yağma ihtimali daha fazla arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 10 Ekim'de yağışlı ve serin havalar gelecek dedim. Demiştim geçen hafta. Maalesef o şu anda yok, yani maalesef gelmeyecek şu anki görünüme göre arkadaşlar. Ne zaman gelecek? Bir 15 Ekim'den sonra belki, o da artık arkadaşlar. Artık Allah bilir arkadaşlar. Belki bu yıl hiç yağış bile almayabiliriz. Şaka yapıyorum gerçi. Kışın yağar. Yani kışın yağması gerekiyor. Normal olanı o, ama belki de anormal olur. Yağmayabilir. Çünkü bir kış Mersin'de bir ay boyunca yağmur yağmadığını hatırlıyorum ben. Şubat, ocağın 15'inden Şubat'ın 15'ine kadar yağmamıştı bir sene. Çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar ki çoğu yerde de kuraklık olmuştu o sene. Neyse arkadaşlar. Bu hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarında biraz bir düşüş bekleniliyor ama öyle çok bir düşüş değil. Yine birçok yer 30 derece ve üstünü göstermeye devam edecek arkadaşlar. Bazı yerler 25 derecelere kadar düşecek. Özellikle kuzey kesimlerde bulunan yerler arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Başka diyecek bir şeyim yok maalesef. Keşke yağmur yağacak, şiddetli yağışlar geliyor, serin hava, soğuk havalar geliyor diye bilseydim. Maalesef o şu anda gözükmüyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.